Merhabalar. Bu dönemde inşallah derslerimizi bu şekilde yürütmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geçen hafta biraz bahsetmiştim. Hani belki geçen hafta giremeyip bu hafta yeni giren arkadaşlar olabilir. Yeni yönetmelikle ilgili bilgiler veriyorum. Yeni yönetmelikle ilgili bir nevi aslında geçen dönem yaptığımız şeyleri bu dönem tekrar yapacağız. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Tabii bilgiler verirken hani geçen sene şimdi şöyle çelik yapılar hani çok genel bir konu. Hani yeni yönetmelikle olan değişikliklerden bahsedeceğiz ama hani genel konuyu tekrar anlatmayacağız haliyle. Hani zaten geçen dönemden bildiğiniz şeyleri üzerinde çok durmayacağız. Tamamen yeni yönetmelikteki değişikliklerle ilgili yani soruları nasıl yapıyoruz, işlemleri nasıl yapıyoruz? Bunlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. Dolayısıyla hani biraz daha hızlı ilerleyeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu hafta en son geçen hafta birleştirme vasıtalarında kalmıştık. Birleştirme vasıtalarını hani normal geçen dönemde işledik biliyorsunuz. Perçinli ve bulonlu birleşimler ile kaynaklı birleşimler şeklindeydi. Bulonlu birleşimleri biliyorsunuz söküp tekrar kullanabiliyorduk. Çözülebilen birleştirme bir vasıtasıydı bulon. Kaynak ve perçin ise çözülemeyen birleştirme vasıtalarıydı. Perçin çok eski hani önceden kullanılan bir birleştirme vasıtası iken şu anda günümüzde pek de kullanılmayan bir birleştirme vasıtası. Dolayısıyla hani yeni yönetmelikte perçinle ilgili bilgi yok öyle söyleyelim. Dolayısıyla hani bulon ve kaynaklarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. Zaten perçinlerle ilgili bilgileri normal geçen dönem vermiştik. Hani mantık olarak bulonlarla aynı şekilde çalışıyordu. Ama şu anda tamamen hani bulonlara ve kaynaklara yöneleceğiz. Günümüzde hani yok görüntü olmaması normal. Daha herhangi bir şey paylaşmadım arkadaşım. Hemen şimdi paylaşacağım. Görüntü olmaması normal yani. Evet, genel olarak hani geçen dönem bahsettiğimiz şeyler, bulondan bahsetmiştik arkadaşlar. Dediğim gibi bu hani geçen dönem hani normal konu anlatımıyla ilgili bahsettiğim şeylerden şimdi tekrar bahsetmeyeceğim. Bunları hızlı bir şekilde geçeceğim. Hani yine sormak istediğim bir şey varsa sorabilirsiniz. Bunlar normal hani dediğim gibi geçen dönem aldığımız emniyet gelinmeleri işte kaba bulon uygun bulon şeklinde işlem yapıyorduk. Hesabında biliyorsunuz ezilmeye ve kesmeye göre iki şekilde yük taşıyordu bulonumuz. Ona göre alanları bulup hesap yapıyorduk. İşte tek tesirli çift tesirli olabiliyordu. Aslında bu tür şeylerin hepsi yani işte bulonun alanıydı, çift tesir olması, tek tesir olması bunların hepsi haliyle yeni yönetmelikte de kullanacağımız şeyler. Çünkü bunlar çok genel şeyler. Ama emniyet gelinmeleri yöntemindeki hesap yöntemiyle haliyle taşıma gücü yöntemindeki hesap yöntemi birbirinden biraz farklı. Hani dediğim gibi bunlar normal geçen dönem gösterdiğim şeyler. O yüzden buralar hızlı geçiyorum şu anda. Hani tekrar üzerinde durmuyorum. Biliyorsunuz ezilmeye ve kesmeye göreydi. Burada bakın ezilmeye çalışan alanlar vesaireler gösterilmiş. Burada işte bulonlu birleşimin çalışma prensibi, işte düz kısmı, somun taktığımız diş kısmı vesaire hani genel bilgiler öyle söyleyelim. Kayma etkisiyle de yine bulonların yük taşıdığını biliyorduk. Sürtünme etkisiyle. Burada işte onlarla ilgili genel bilgiler verilmiş. Bakın makaslamaya çalışan bulonda hani gelen yükün bulonun nasıl kesildiğiyle şuradaki kayma düzleminde bakın böyle bir şeklimiz var. Dediğim gibi bunların hepsi geçen dönemki genel bulonlarla ilgili hani anlatacağımız şeyler. Şimdi gelelim. Artık yeni yönetmelikle ilgili kısma diyeyim. Şimdi arkadaşlar burada da yine normal bulonlar ve yüksek mukavemetli bulonlar olduğunu görüyoruz. Bulon kalitesi arkadaşlar 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 gibi ifade ediliyor.
Burada bakın, şuradaki ilk 4 rakamı şu 400 Newton bölü milimetre karenin başındaki 4. Bunun %60 alıyorsak gerilmesini, bakın şu hesap gerilmesi 0,6 çarpı 400 ne ediyor? 240 ediyor gibi. Mesela 5,500, 500 de 0,6 çarpışım 300. Mesela 600, 600 0,8 de çarpışım 480 gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani buradaki iki rakam aslında bulunun bana dayanımını veriyor ama hani çok da illa ezberleyeceğiz diye de bir şey yok. Şurada zaten bakın yazmış. Akma dayanımı ve çekme dayanımı. Şu ilk rakam çekme dayanımını veriyor. 4 çarpı 100 işte 400 Newton bölü milimetre kare şeklinde. İkinci rakam da arkadaşlar %60 olarak alıyoruz. Çekme dayanımının %60 akma dayanımını oluşturuyormuş. 400 çarpı 0,6 240'a tekabül ediyor gibi. Şimdi yeni yönetmekte nasıl bahsetmiş bakın. Bölüm 13.3.2'de normal bulanlar diye ifade ediyor. Bununla ilgili işte bir tablo vermiş. 4.6, 4.8 biraz önceki tablo muydu? Sanırım bu. İşte diyor 4.6'dan 6.8'e kadar sınıflarının normal bulanlar olarak dikkate alınacağını ve bu bulanlarında işte bölüm 1, 3, 5'te verilen ilgili standartlarda belirtilen koşullara uygun olarak kullanılması gerekiyormuş. Bakın bu tür bulanlar basit sıkma yönteminin uygulandığı ezilme etkili birleşimlerde kullanılacak ve montajları sırasında öngerme kuvveti uygulanmayacaktır diyor. Bakın bunlarda herhangi bir öngerme vesaire yok. Normal standart bildiğimiz bulanlar yani anlatabiliyor muyum? Özel bir durum yok. 13.3.3'te de bakın yüksek dayanımlı bulanlar demiş. 8.8 ve 10.9 bulon sınıfları bu yüksek dayanımlı bulanlar olarak adlandırılıyor. Yine aynı bölümdeki koşullar burada da geçerli. Bunlar basit sıkma yönteminin uygulandığı ezilme etkili bileşimlerde yine kullanılabilir diye söylemiş. Yani normal bizim standart yapılarda kullandığımız bulonlar arkadaşlar. Hani dayanım olarak yüksek dayanıma ihtiyacımız varsa 8.8 veya 10.9 kullanıyoruz. Daha az yükler varsa o zaman da normal bulon olarak adlandırdığımız işte 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8 gibi bulonlar kullanıyor imişiz. Şimdi bulon çapları biliyorsunuz daha önce geçen dönem anlattığımız ifadelerde arkadaşlar haliyle hani hesap işte uygun bulon, kaba bulon şeklinde adlandırıyorduk. Bunların arasında 1 milimetrelik fark olabiliyordu. Bu yönetmekte biraz daha farklı incelenmiş. Bakın ne diyor? Genelde yapım standartları birleşimin yük aktarma kapasitesini azaltmayacak miktarda temas yüzeyinde oluşabilecek diyor. Küçük deformasyonlar ve kaymalara izin verebilmesi gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar bulon deliği çapları bulon çaplarından bakın biz normalde sadece 1 milim fark alıyorduk. Burada 1 ila 3 milim arasında bunun değişebildiğini söylemiş. Aslında hani uygulamaya baktığımız zaman bunun daha mantıklı olduğunu görüyoruz. Çünkü maalesef hani bu bulon delikleri çok muntazaman yapılamayabiliyor. Bazen işte ne bileyim işçilikten dolayı kaynaklanan hatalar olabiliyor. Dolayısıyla hani buradaki bu 1 milimetre ile 3 milimetre arasındaki farkın olabilmesi açıkçası bana daha mantıklı geldi. Şimdi bununla ilgili arkadaşlar normal standart bulon delikleri var. Büyük bulon delikleri olabiliyor. Kısa oval delikler ya da uzun oval delikler şeklinde farklı farklı adlandırma yapmış. Şurada bakın şekilleri de var. Standart delik. İşte normal bulonumuz 20 ise bakın burada delik çapıyla arasında 1 milim değil 2 dilim 2 milimetrelik bir fark bırakılmış arkadaşlar. Hatta bazen bu fark büyük delik şeklinde yani 20 milimlik M20 bulonda mesela 24 milimlik delik olduğunu görüyorsunuz. Yani delik normal standart delik ve büyük delik olarak iki şekilde ifade ediliyor. Çünkü hakikaten de yerinde bazen deliğin daha büyük olduğunu görüyoruz. Hani bu durum yeni yönetmekte dikkate alınmış. Yine kısa oval delik bazen deliğin oval olarak yapıldığını görüyorsunuz. Ya da uzun oval delik şeklinde demiş. Bunlar şekilde bakın yaklaşık birbirine eşit gibi gözüküyor ama bakın şurada işte 20'ye 26
Yani aradaki fark aslında çok değil ama şurada mesela 20'ye 50 gibi hani uzun, bayağı bir uzun oval delikte olabiliyor duruma göre. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar tablo 13.8'miş bakın. Karakteristik delik boyutları diye ifade edilmiş. Şimdi normal bulonumuz M16 mesela. Standart deliğimiz arkadaşlar 18 milimetre oluyor. Büyük dairesel delik olduğu zaman da 20 milim. Yani artı 2 milimetre artı 4 milimetre gibi bir delik için fazlalık olduğunu görüyoruz. Kısa oval delikte ise arkadaşlar normal bir boyutu normal bulonun hani 16 ise işte 2 fazlası 18. Diğerinin ise biraz daha büyük olduğunu görüyoruz. Uzun oval delikli ise arkadaşlar bakın bu 22 değerinin 40 yani bayağı bir büyük olduğunu görüyoruz gibi. Tabi bunlar böyle hani ezberlemeye vesaireye gerek yok. Zaten hani bu tablo yönetmelimizde mevcut. Bizim genelde kullanacağımız yani bileceğimiz şu normal standart dairesel delikli bir bulon bile olsa bulon çapına göre arkadaşlar bakın 2 milimetre daha büyük alıyoruz. 24'e kadar hatta çap büyüyünce yani 27-30 gibi büyük çaplarda bu farkın 3 milimetre olduğunu görmekteyiz. Yine bulon aralıkları bakın arkadaşlar. Normal ara mesafeleri E olarak ifade edilmiş. İki bulon arasındaki mesafeyi S diye gösterebiliriz. Kenar olan mesafeler de arkadaşlar yük doğrultusundaki mesafe E1, yüke dik olan mesafe de E2 olarak aynı geçen dönemde böyle ifade etmiş hatırlarsanız. Bakın bulon aralıkları ve kenar uzakları sınır değerlerini merkezden merkeze alıyoruz arkadaşlar. Merkezden merkeze alıyoruz ve bunun işte E'si yine 3D'den büyük olması gerekiyor biliyorsunuz. L1 neydi hatırlarsanız 1,5D'ydi. Yine aynı bakın kenar uzaklık. Maksimum aralıkların da arkadaşlar 24T S'in ve kenarda da 12T'den küçük olması isteniyor. Bunlar yine T'ye bağımsız olarak 305 milim ve 150 milimetreden küçük olması gerekiyor imiş. Burada alacağımız T de levhalardan ince olanın kalınlığıydı. Yani çok büyük bir farklılık yok bu eski yönetmelikteki değerlerle. Demek ki bulonlar arasındaki minimum uzaklık arkadaşlar 3D. Normal biliyorsunuz hani perçinlerde biz 3D alıyorduk. Bulonlarda daha rahat sıkılsın diye bunu hatta bazen 3,5D veya 4D alıyorduk. Yönetmelik de bunu 3D olarak sabitlemiş minimum mesafeyi. Yine arkadaşlar bakın standart dairesel delik çaplı merkezden itibaren parça kenarla uzaklıkla ilgili herhangi bir doğrultu olmak üzere diyor. Tablo 3, 13.9'da verilen değerlerden az olmaması gerekir diye burada hani böyle bir tabloda da değerler verilmiş. Bulon çapına bağlı olarak kenar olan minimum uzaklıklar işte 16'lık kullanacaksak 22, 20'lik kullanacaksak 26 gibi burada bu değerlerin de verildiğini görüyoruz. Bunlar yönetmeliğimizden arkadaşlar. Bakın zaten Çelik Yapılar Yönetmeliği 2016 diye yazılmış. Yine arkadaşlar maksimum mesafelerde biraz önce söylemiştik. Kenar mesafelerde 12T'den veya 150 milimetreden az olmasını istiyoruz. Şurada zaten yazmış bakın. Herhangi bir bulonun merkezinin en yakın kenar olan maksimum uzaklığı bağlandığı parçalı kalınlığın 12 katını ve 150 metreyi 150 milimetreyi geçemez diye söylemiş. Yine bakın şurada da boyalı veya korozyon etkisinde olmayan boyasız elemanlarda bir profil ile bir levhayı veya iki levhayı sürekli olarak birbirine bağlayan bulonların kuvvet doğrultusundaki aralıklarını birleşen ince parçanın kalınlığından yani T minimum alıyoruz ya 14 katını ve 200 milimetreyi aşamaz diye söylemiş. Tablo 13.10'da da arkadaşlar kenara uzaklık için artım değerleri diye bir şey verilmiş. Yani karakteristik bulon çapları işte 22 milimetreden küçükse normal büyük dairesel delikler 2 olarak adlandırmış. 24'te 3 ve 27'den büyük değerlerde de 3 milim olarak hani biraz önce söylemiştik. Değer 24'ü geçerse 3 milimetre fark alıyorduk. 22 veya daha küçükse 2 milimetre fark alıyor idik.
Tabii bunlarla ilgili örnek yapacağız. Yeni yönetmeliğe göre soru çözeceğiz. Orada daha iyi anlaşılır diye ümit ediyorum. Yine bulunan birleşimlerin sınıflandırılması arkadaşlar yeni yönetmeliğe göre. Çekme kuvvet etkisindeki bulonlu birleşimler, kayma kuvvet etkisindeki bulonlu birleşimler ve çekme ve kayma kuvvetinin ortak etkisindeki maruz bulonlu birleşimler olarak üç şekilde ifade edilmiş. Bulonların göçme sınır durumları da arkadaşlar, yine bakın yeni yönetmelikte göçme sınır durumu diye adlandırıyoruz. Hani emniyet gelmesi şeklinde değil. Bulonlardaki çekme kırılması, yani bulonlar çekmeye karşı kırılabiliyorlar, kaymaya karşı kırılabiliyorlar ya da ezilmeye karşı kırılabiliyorlar. Demek ki 3 tane durumumuz var. Aslında baktığımız zaman hani geçen dönemki işlediğimiz normal eski yönetmeliğe göre ne yapıyorduk? Makaslamaya çalışıyordu. Yani kayma kırılması ve gövdesinde ezilmeye çalışıyordu. Yani aynı durumları burada da görüyoruz. Ama işlem tarzı birazcık farklı arkadaşlar. Benziyor ama farklılıklar haliyle var. Bakın burada çekme etkisi peki bulonlu birleşimler yani bir nevi moment taşıyan bakın şu yönde bir moment etkisiyle bulonu ne yapıyor? Asılıyor. Bu da haliyle bulonun gövdesinde bir çekme etkisi söz konusu oluyor. Buradaki diş dibi alanı ile bunu kullanmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Bakın şurada kırılmış örnekleri falan da var. Şu şekilde. Baktığınız zaman pardon. Demek ki buradan şunu anlıyoruz arkadaşlar. Bir bulonun çekme dayanımını belirlerken en küçük alana sahip olduğu diş açılmış kısmındaki diş dibi alanını dikkate almamız gerekiyormuş. Normal bulonun çapını nasıl şey alan nasıl buluyorduk arkadaşlar? AB diye adlandırmış bakın burada. Neydi? Pi çarpı çapının karesi bölü 4 şeklinde buluyorduk. Bakın aynı bulonun alanını aynı şekilde bulacağız arkadaşlar. Hani burada bu diş açılmamış gövde en kesit alanı yani diş dibi alanı değil. Normal bulonun en kesit alanı normal hani geçen dönemde zaten bu şekilde yapıyorduk hatırlarsanız. Diş açılmış gövde en kesit alanı ise net en kesit alanın arkadaşlar 0,75 ile 0,79 katı gibi bir değer olarak alıyoruz. Bunu da A en ile göstermiş. Yani bunun yaklaşık %75 ile %79 gibi bir değerini almamız gerekiyormuş. Bu tabloda da arkadaşlar bulon diş dibi alanlarının gösterildiğini görüyoruz. İşte bulon çapımız 12 ise 12'lik bulonun alanı neydi? 113 milimetre kare. Artık bakın birim olarak da arkadaşlar hani daha önce hep santimetre cinsinden işlem yapıyorduk. Yeni yönetmelikte bunu tamamen milimetre cinsinden yapacağız. Hani buna da belki alışmanız gerekecek. Biraz farklı sonuçta ama hani zor değil. İşte 12'lik 113 milimetre kare, 14'lük 154. Bunu normal betonarmeden donatı çaplarından da arkadaşlar hatırlıyor olabilirsiniz. Yani 12'lik donatının alanı neydi? 1,13 santimetre kareydi. Yani 113 milimetre kare ediyor bu da. Bakın çekme gerilmesine maruz ise yani diş dibi alan ise 113'ten bakın 84,3'e düştüğünü görüyorsunuz. 154'ten 115'e düştüğünü görüyorsunuz gibi. Demek diş dibi alanı haliyle normal bulonun alanına göre arkadaşlar. İşte %75, %77 o civarlarda daha az olduğunu görüyoruz bu tablodan da. Bulonlar ve diş açılmış çubukların karakteristik çekme ve kayma gerilmesi dayanımları ile ilgili 13,3,4 şeklinde bir bölümümüz var arkadaşlar. Burada bulonlar ve diş açılmış çubukların karakteristik çekme gerilmesi dayanımları FNT şeklinde gösterilmiş ve tablo 2,2'de verilen bulon malzeme karakteristik çekme dayanımı FUB'ye bağlı olarak denklem 13,7 ile hesaplanması gerekiyormuş. Bakın şurada bir denklem verilmiş. Yani şöyle biraz büyüteyim. FNT değerini bulmak istiyorsak FUB değerinin %75'ini almamız gerekiyormuş. FUB değerleri de arkadaşlar bakın normal bulonların karakteristik akma gerilmeleri ve çekme dayanımları şeklinde tablomuzda verilmiş. Alttaki değerlerin çekme dayanımı olduğunu görüyorsunuz. Zaten bulonun ismine bağlı olarak
Bunu bilebiliyordum. İşte 4-6 ise 4-400 oluyordu. 4-8 de yine 4-400 oluyordu. 5'te bakın 500, 5-500, 6-600, 8-800, 10.000 şeklinde. Yani şuradaki değeri yüzde çarparak çekme dayanımını da elde edebiliyordum. Demek ki bunun arkadaşlar %75'ini almam gerekiyormuş. FNT değerini bulmam için şurada 13.7 denkleminde verilmiş. Şurada altta tekrar yazın bakın. FNT eşittir 0.75 FUB değeri. Bloğun karakteristik çekme dayanımıymış bunun adı. Yine bloğunların karakteristik gerilme dayanımları ile ilgili bir tablomuz var. Tablo 13.7. Yine bloğun sınıfları 4.6, 4.8, 5.6, 5.8 şeklinde gidiyor bakın. Şimdi bakın bu bloğunları yani şu normal olarak adlandırdığımız bloğunları çekme için kullanamıyoruz arkadaşlar. Bunun için burada herhangi bir diş açılmış gövde bölümünün konumu ile ilgili bilgi verilmemiş bakın. Ama 8.8 ya da 10.9 ise yani yüksek mukavemette bulunsa diş açılmış bölüm kayma düzlemi içinde mi, kayma düzlemi dışında mı ona göre şurada aldığımız gerilmenin bakın değiştiğini görüyoruz. Karakterist çekme gerilmesi adı üstünde karakteristik hani dayanım. FNT diye bakın. İşte ne demiştik? %75'ini alıyorduk. İşte 400'ün %70 ne eder? %75'i 400 çarpı 0.75 300 300 işte 500'ün yine %75'te çarpıldığını görüyorsunuz. Yani bakın şuradaki değerler işte biraz önceki verilen değerlerin 0.75 ile çarpılmış halleri. Şurada da arkadaşlar ezilme etkili birleşimlerde yine karakteristik kayma gerilmelerini görüyoruz. Bakın bu değerlerin de yine işte 160, 180, 225 şeklinde gittiğini görüyoruz. Yani şuradaki değerin aslında çekme gerilmesi dayanımının %60'ı kadar olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca burada notlar verilmiş bakın. Yorulma yükleme altında çekme etkisindeki yüksek dayanımlı bloğlar için ek 2'ye bakınız demiş. Doğrusal eksen çekme basınç yük etkisindeki birleşim uzunluğunun 950 mm'yi aşması halinde, tablodaki FNV değerlerinin %15 oranında azaltılması gerekiyormuş. Yine birleşimin kalınlığı bulon çapının 5 katını aştığında aşan her 2 mm için normal bulonlarda tabloda verilen değerlerin %1 oranında azaltılması gerekiyor imiş. Böylece hani bunlar biraz özel durumlar belki ama bu şekilde hepsi ifade edilmiş. Şimdi gelelim. Hesapta nasıl bir hesap yapacağız? Bakın bir bloğun karakteristik çekme kuvvet dayanımı arkadaşlar RNL'ü ifade ediyoruz. FNT çarpı yani gerilmesi çarpı alanı. Bloğun alanı neydi? Pi d kare bölü 4'tü. FNT neydi? Normal çekme dayanımının %75'iydi. Değil mi? Biraz önce şurada vermiştik bakın. Şurada söylemiştik. Karakteristik çekme gerilmesi dayanımı, bulon malzemesi karakteristik çekme dayanımı %75 olarak alınıyordu bakın. Demek ki %75'ini alıyoruz. FNT'yi buluyoruz. Bununla da alanı çarptığım zaman arkadaşlar bir saniye. Alo. Tamam. Ben ya şu anda canlı dersteyim de o yüzden açamadım telefonu. Tamam. Bir saat 1'de bitecek dersin. Tamam. Tamam. Pardon arkadaşlar. Demek ki bu şekilde RNT'yi bulabiliyoruz. Bakın burada ne diyor? Bulon malzemesinin nominal çekme dayanım katsayısının işte 0.75 olduğunu söylemiş. Normal bulonun alanı da burada görüyorsunuz. Dediğim gibi bununla ilgili örnek yapacağız birazdan. İnşallah orada daha rahat anlaşılır. Ama hesaplar hani normal eski yönetmelikteki hesaplara göre arkadaşlar biraz daha ayrıntılı, biraz daha dikkat gerektiriyor.
Burada da ve hani bu hesaplarda hep bakın ifadeler kullanılmış. Aslında hani normalde çok farklı değil eski yönetmelikle ama dediğim gibi biraz dikkat etmek gerekiyor. Mesela burada ne diyor? Bir bulonun kayma kırılması sınır durumda karakteristik kesme kayma kuvveti dayanımı. Şimdi hatırlayın biz nasıl yapıyorduk geçen dönem? Kaymaya göre kuvvet taşıdığını söylüyorduk. Bulonun alanı değil mi? Çarpı kaymaya çalışan alan yani dairenin alanı bulonun dairesel alanını alıyorduk. İşte iki tesirli ise alanı 2 ile çarpıyorduk. Bakın burada da aslında aynısını yapmış. Karakteristik dayanımı bulmak için ne yapmış? Bulon malzemesinin karakteristik kayma dayanımını şuradaki kayma düzlemi sayısı aslında bu tesir sayısı arkadaşlar. NSP diye gösterdiği yani şu kayma düzlemi sayısı işte mesela 3 levhayı birleştiriyorsa ne oluyordu? 2 tane kayma düzlemimiz var. Dolayısıyla çift tesirli oluyordu. 2 levhayı birleştirirse bu N ne olacaktı? 1 olacaktı gibi. Yani şu N dediği tesir sayısı. Daha önce çift tesirli, tek tesirli olarak yapıyorduk ya. Bakın aynı şey burada da var. AB bulonun alanı normal bildiğimiz pi de kare bölü 4 dairenin alanı. E bu da zaten bulon malzemesinin karakteristik kayma dayanımı. Yani şurada yaptığımız hesap birebir arkadaşlar normal eski yönetmelikten yani hiçbir farkı yok. Diş açılmış gövde enkezit kayma düzlemi içinde kalıyorsa bakın şurada diş açılıyor ya. Şuradaki şekli görüyor musunuz? Bakın bu diş eğer levhaların içinde kalıyorsa bunun dikkat alınması gerekiyor arkadaşlar. Şu tabloda değerler vermiştik ya şurada. Kayma düzlemi içinde, kayma düzlemi dışında diye. Bakın bir tanesinde 360 alırken diğerinde 450 alıyoruz gibi. Yani içinde kalırsa daha düşük alıyoruz. Ha, orayı kurtarıyorsa bakın değeri daha büyük aldığımızı görüyorsunuz. Şuradaki değerlerin iki farklı değer ona göre kullanılıyor arkadaşlar. Şurada olduğu gibi yani. Kayma düzlemi içinde kalırsa ona göre almamız gerekiyor bu değeri. Evet, 13.3.4'ten biraz önce bahsetmiştik. %75'ini alıyorduk. Sonrasında ne diyor bakın? Şu değerlerde zaten bakın normal bulonların çekme dayanı ve karakteristik akma gerilmeleri değerleriydi. Bulonlar ve diş açılmış bulonların karakteristik kayma gerilme dayanımları FMV aşağıdaki iki durum dikkate alınarak elde edilir diyor. Diş açılmış gövde bölümünün kayma düzlemi içinde ise onun 0.450 katını alıyormuşuz arkadaşlar. Yani zaten orada tabloda değeri vardı bunun ama demek ki bu mantıkla hesap ediliyormuş. Diş açılmış gövde bölümü kayma düzlemi dışında ise o zaman 0.563 katını alarak elde ediyormuşuz FNV değerini. Demek ki kayma gelmesi dayanım değerini arkadaşlar bu şekilde buluyormuşuz. İşte bakın dişin kayma düzlemi içerisinde kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada bulonun kayma alanı da şu şekilde azaldığını da görüyoruz. Yani dediğim gibi bunlarla ilgili örnek yapınca üzerinde duruz. Yine bakın zaten bunu hani biraz önce söylemiştik. 0.450 FUB almamız gerekiyor. Aynı mı bu ikisi? Aynı olmuş. Neyse onu ben ayarlayayım. Yani şurada da bakın bu tabloyu daha önceden göstermiştim size ama burada özellikle bakın bir daha bu alanı şu şekilde kırmızıya alarak hani göstermiş. İşte kayma düzlemi içindeki değerler kayma düzlemi dışında kalıyorsa ona göre bakın değerin daha farklı olduğunu görüyoruz. Bulonlar ve diş açılmış çubukların çekme ve kesme kuvveti dayanımları arkadaşlar. Şimdi bakın burada hani hep bulon diyoruz ama bunun yanında bir de şey demiş dikkat ettiyseniz. Diş açılmış çekme ve şey diş açılmış çubuklar diyor. Yani bulon gibi hani diş açılmış bir çubuk kullanıyorsak onun hesabı da normal bulon gibi yapılıyor. Buradan da bunu anlayabiliyoruz. Şimdi ön gerilmeli yüksek dayanımlı bulonların basit sıkılan bulonların ve diş açılan bulonların karakteristik çekme kesmek şey pardon karakteristik çekme kuvveti ve kesme kuvveti dayanımını
çekme etkisinde kopma veya kayma etkisi kırılma sınır durumlarını esas alınarak sırasıyla arkadaşlar, bakın iki tane denklem verilmiş. Buna göre hesaplamamız gerekiyormuş. Şurada. Bakın RNT neydi? FNT çarpı AB. Şurada zaten bir daha yazmış. Bakın. Karakteristik kesme kuvveti dayanımı yani çekme dayanımı direkt çarpıyoruz arkadaşlar. Tesirin bir önemi yok. Ama kesme kuvveti dayanımı ne yapıyoruz? Bir de tesir sayısını yani kaymaya çalışan alanı haliyle çift tesirli ise 2 ile tek tesirli ise 1 ile çarpmamız gerekiyor. Buna göre de çekme kuvvetini dayanım bulurken çekme gerilmesini, kesme dayanımı belirken de kesme dayanımını almamız gerekiyor. Buradaki bakın FMV ve FNT ikisinin birbirinden biraz haliyle farklı. Ve şu tabloda da hani bahsetmiştik, burada da zaten karakteristik çekme kuvveti dayanımı ve karakteristik kesme kuvveti dayanımları verilmişti. Bu değerleri kullanarak demek ki bunları hesap edebiliyoruz. NSP'de dediğimiz gibi kayma düzlemi sayısıydı, yani tesir adediydi. Daha sonrasında arkadaşlar tasarım çekme kuvveti veya kesme kuvveti dayanımlarını iki yöntem olduğunu geçen dersimizde bahsetmiştik. YDKT veya GKT iki tane farklı yöntemimiz vardı. Neydi YDKT? Yük dayanım katsayıları ile hesaptı. GKT de güvenlik katsayıları ile tasarımdı. Yük ve dayanım katsayıları ile tasarım. Bu da güvenlik katsayıları ile tasarımdı. Burada arkadaşlar ne yapıyorduk? Bu değeri bir fi değeriyle arttırıyorduk. Şurada da omega'ya bölerek buluyorduk. YDKT'de fi değerimiz 0,75'miş arkadaşlar. Kullanım hesaplarında bu yönetmelikte verilmiş. GKT yöntemi de yani güvenlik katsayıları ile tasarımda arkadaşlar bu katsayımız yani omega'nın 2 olduğunu görüyorsunuz. Burada arkadaşlar şunu zaten söylemiştik. Yani demek ki ne yapacağız? Bir gelen yükü dikkate alacağız. Bir de bulonun taşıdığı yükü bulacağız. Bu aradaki işte güvenlik hangi yöntemi kullanıyorsak ya omega'ya bölerek ya da işte fi ile çarparak tasarım dayanımını bulup gelen yükle bunu kıyaslayacağız arkadaşlar. Şurada bakın bir not verilmiş. Ezilme etkili birleşimin bir bulonun karakteristik dayanımı kayma etkisindeki bulon gövdesi sınır durumu ile kullanılarak yine hesaplanan diyor. Karakteristik kesme kuvveti yani iki tane değer hesaplayacağız. Hani şöyle düşünün. Geçen dönem ne yapıyorduk? Kesmeye göre ve ezilmeye göre iki farklı değer buluyorduk. Bunlardan küçük olanı alıyorduk. Burada da yine aynı mantıkla bu değerlerinden diyor küçüğü alınacaktır diyor. Haliyle burada da aynısını yapacağız. Birleşimin dayanımı ise birleşimdeki her bir bulonun dayanımlarının toplamı alınarak hesaplanacaktır. Yani birleşimin toplam dayanımı nasıl bulacağız? İşte kaç tane bulon var? O bulonların toplam dayanımı arkadaşlar bize birleşimin dayanımını verecek. Dediğim gibi hani örnek yaparken bunların üzerinde hep duracağız. Örnek üzerinde inşallah daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Ezilme etkili bir bulonun karakteristik dayanımı arkadaşlar. Bakın. Birinci formülümüz bu. Burada bir daha özetlemişiz. Bakın. Birinci formülümüz bu. FNV çarpı NSP çarpı AB. Bu ne? Normal geçen dönemde yaptığımız ne demiştik? Makaslamaya göre yani kesmeye göre bulonumuz yük taşıyordu. Kesmeye göre yaptığımız hesap bakın yeni yönetmelikte de aynı eski yönetmelikteki gibi hesap ediliyor. Birinci formülümüz bu. İkincisi neymiş? Bulon deliğinin karakteristik ezilme kuvveti dayanımı. Bunu da yine geçen dönem ne yapıyorduk? Ezilmeye göre yük taşıdığını varsayıyor diyorduk. Değil mi? Hatırlarsanız D çarpı T minimum çarpı sigma şeklinde bir değerimiz vardı. Burada da arkadaşlar bulon deliğinin oval form alması durumunda arkadaşlar 2.4 D çarpı T çarpı T minimum bu FU olarak almamız gerekiyormuş. Birleşen elemanların kesme etkisinde kırılma durumuna göre de 1.2 çarpı LC çarpı T çarpı FU2. Demek ki iki tane değer hesap edeceğiz. Bunun hani normal geçen dönemkinden biraz farklı bu durum.
İki tane, yani ezilmeye karşı iki tane değer hesap edeceğiz. Bir tanesi direkt 2.4 çarpı bulon çapı çarpı levhalardan ince olan kalın T minimum çarpı EPU şeklinde. Öbüründe ise 1.2 çarpı LC. Bu LC dediğimiz arkadaşlar bulonların arasındaki mesafe, onu soru üzerinde göstereceğim size. Biraz daha farklı bir değer yani. Bu, demek ki iki değer alacağız. Bunlardan küçük olanı kullanacağız. Şimdi bakın burada da onlar açıklanmış. Bulon deliği ezilme kuvveti dayanımı şeklinde. Bir bulon deliğinin karakteristik ezilme kuvveti dayanımı. Buna bakın Rn şeklinde ifade ediyormuşuz. Demek ki Rn neymiş? Bir bulon deliğinin karakteristik ezilme kuvveti dayanımıymış. Ezilme kuvveti doğrultusunda bulon deliğinin oval form alması sınır durumu ve birleşen elemanların kesme etkisindeki kırılma sınır durumunun esas alınarak bu hesap ediliyor. İşte burada iki tane denklem olduğunu söylemiş. Biraz önce söylediğimiz aslında denklemler. Rn eşittir 2.4 çarpı D çarpı T çarpı FU. Diğeri de yine 1.2 çarpı LC LC çarpı T çarpı FU şeklinde. Bakın FU neydi? Bağlanan eleman malzemesinin karakteristik çekme dayanımı. Bakın bulonun değil bu. Çünkü bulon eziyor ya malzemeyi. Dolayısıyla malzemenin karakteristik çekme dayanımını alıyoruz arkadaşlar. D biliyorsunuz bulonun karakteristik gövde çapı. Bakın LC neymiş? Kuvvet doğrultusundaki delik kenarı ile en yakın delik kenarı arasındaki veya delik kenarı ile eleman kenarı arasındaki net uzaklıkmış. Yani normal bulonun ekseninden eksenine olan uzaklık değil, deliklerin arasındaki net uzaklık. Dediğim gibi bunu soru çözerken özellikle üzerinde dururum. T'de arkadaşlar aynı yönde ezilme gerilmeleri etkisindeki elemanların toplam kalınlığı olarak bize verilmiş. Ha, T minimum değilmiş. Bunu pardon düzelteyim. Aynı yönde ezilme gerilmeleri etkisindeki elemanların toplam kalınlığıymış. O yüzden T minimum dememiş. T demiş bunu pardon. Yine arkadaşlar burada da tasarım ezilme kuvveti dayanımını yük ve dayanım katsayıları ile tasarımda işte 0,75 olarak alıyoruz. Normal güvenlik katsayıları ile tasarımda arkadaşlar omega'yı 2 olarak alıyoruz. Biliyorsunuz omega'ya bölerek buluyorduk, öbürünü de çarparak buluyorduk. Yeri gelince bunu da şey yapacağız. Şimdi bir de levhanın ezilme göçmesindeki sınır durum söz konusu. Haliyle bakın şurada verilmiş. Asıldığımız zaman ne olacak? Şurada levhanın uç kısmında bulondan dolayı ne olacak? Bir deformasyon meydana gelecek. Bakın şurada da şekil biraz belki şey ama deliklerin nasıl zarar gördüğünü hani görüyoruz. Bakın deney sonuçları bulon ve delik yüzeylerinin birbirleriyle teması durumunda birleşim levhalarında her bir bulonun ezilme dayanımının etkili olduğu, her bulon yüzeyinde hem de delik kenarında plastik deformasyonlar oluştuğu göstermiş. Burada ezilme dayanımı nelere bağlı? Birleştirilen levhaların kalınlıklarına, nominal yani bulonun çapına, levhaların yine çekme dayanımına, İşte ezilme alanına, bulon aralıklarına, bulon yerleştirilindeki en dıştaki bulonun birleşim levhası kenarına olan uzaklığına etkili olduğunu görülmüş. O yüzden arkadaşlar bakın bu karakteristik ezme dayanımına 2.4 çarpı FU çarpı D çarpı T şeklinde alınıyor. Bakın T aynı yöndeki kuvvet etkisindeki malzemelerin toplam. Ama minimum kadar hani mesela 3 levha olduğunu düşünün. Bir taraftan iki tane ikisi birden çekiliyor. Diğer taraftan tek seçiliyor. Hani hatırlarsanız ne yapıyorduk? Birlikte çalışanları topluyorduk. İşte mesela 8 milim, 12 milim, 8 milim olduğunu düşünün. 8'leri birlikte topluyorduk. 16 olarak alıyorduk. İşte T minimum olarak 12 alıyorduk gibi. Burada da aynısını yapacağız yani hiçbir farkı yok. İkinci olarak levhada kayma sınır durumu var arkadaşlar. Bakın şu şekilde bulonun şu kısmı yırtıp atması hani söz konusu. Onun için işte
2 çarpı LC çarpı T çarpı 0.6 FU şeklinde. Onun da şu şekilde alıyoruz. 1.2, şu 2 ile 0.6'yı çarpınca 1.2 ediyor. FU çarpı LC çarpı T, biraz önce söylemiştik. LC neydi? Delik kenarından birleştiren eleman kenarına olan net uzaklık. Demek ki delik kenarından olan net uzaklığı alacağız. T yine aynı burada da. Demek ki bu R'ni belirlerken arkadaşlar iki farklı değer bulup bunlardan küçük olanı alacağız. Karakteristik ezilme dayanımı alırken iki değer belirleyip bunlardan küçük olanı almamız gerekiyor. Bakın şurada da LE değerlerini nasıl alacağımızı göstermiş. Ne diyor? Birden çok bulunduğu birleşimlerde birleşimin karakteristik ezilme dayanımı kenar ve ara bulanların her biri için belirlenen levha ezilme dayanımlarının toplamı olacaktır demiş. Demek ki bak kenardaki bulon daha farklı yük taşıyacak. Ortadaki bulon daha farklı. Yani iki tane farklı değer bulmamız gerekiyor burada. Şurada LCE'yi alırken ne yapıyoruz? Bakın LE mesafesini ne almamız gerekiyor? Şu bulonun kenarından levhanın kenarına. Bakın bulonun şu delik çapı DH olarak gösterilmiş. Bulon deliği çapı. LCE'yi hesap ederken ne yapmış? Bulon merkezinden olan mesafeden DH'in yarısını çıkarmamız gerekiyor. LCE eşittir LE eksi 0,5 DH. Şuradaki net uzaklık bakın. Net uzaklık. Yani şurada LCE gözüküyor bakın. Net uzaklık. İkinci de ise şu ortada ise ne olacak? Şimdi bulonlar arasındaki mesafe neydi? S. Bundan ne yapmam lazım? 0,5 DH buradan. 0,5 DH buradan. Dolayısıyla toplam bir tane DH çıkarmam gerekiyor. S'ten bulondan bulona olan net mesafeyi bulabilmem için. S eksi DH olarak almam gerekiyormuş. Bakın DH neydi? Bulon deliği çapı. Bulon çapı değil bakın. Bulonun delik çapı. Bulonun delik çapı. Ezilme tipi bir yine elemanda arkadaşlar. Toplam dayanımı nasıl buluruz? Bulon adedi kaçsa onu bulon adediyle çarparak buluruz değil mi? Bulon adedi kaç adet ise onu adediyle çarparak bulacağız. İşte kaymaya çalışan işte 5 bulon var. Bir tanesinin taşıdığı yükü bulduk. Sonra 5 ile çarptığımız zaman toplam bulonların taşıdığı yani birleşimin taşıdığı yükü bulmuş oluruz. Bakın birleşimin karakteristik dayanımı bir bulonun karakteristik dayanımının birleşimdeki toplam bulon sayısına çarpımıyla buluyoruz. Peki birleşimin karakteristik ezilme dayanımı nasıl bulacağız? Şimdi bir kenar bulon, bir orta bulon dedik. Farklı farklı çalışıyor dedik. Kenardaki bulonları kenardaki bulonun taşıdığı yükle çarpacağız. Ortadaki bulonları ortadaki bulonların taşıdığı yükle çarpıp ikisini toplayarak bulacağız arkadaşlar. Demek ki ikisinin taşıdığı yükler birbirinden farklı olabiliyor. Yani kenar bulonun dayanımıyla ortadaki bulonun dayanımı farklı olabiliyor. Burada kenar ve iç şeklinde göstereceğiz. İ diye içteki bulonları göstermiş. Bakın bunu K diye de gösterebiliriz. Sanırım soruda K diye hatırlıyorum ben. E diye göstermiş burada da. İç ve kenar olarak düşünün yani bunu. Böylece arkadaşlar iki tane farklı değer bulmuş olacağız. Bunlardan küçük olanı sonuçta benim sistemimin taşıyacağı yük olacak. İşte bunu VD olarak adlandıracağım. Burada işletme yükleri altındaki bileşime gelen kuvvet arkadaşlar RU Phi çarpı RN değerinin küçük olmasını istiyorum. Yük ve dayanım katsayıları tasarıma göre buradaki fi 0.75 almam gerekiyordu. Diğerinde de hani güvenlik katsayıları tasarımına göre de arkadaşlar RD değerinin RN bölü omega değerinden küçük olması gerekiyordu. Güvenlik katsayısı burada 2 idi. Demek ki bu işlemleri bu şekilde yapacağız. Bir de arkadaşlar son olarak şimdi normal bakın ne yaptık? Kayma ve ezilmeye göre işlemleri gösterdik. Üçüncü olarak çekme ve kesme kuvvetlerinin ortak etkisindeki ezilme etkili birleşimler var. Bu biraz daha farklı bir durum. Ne demiş? Çekme ve kesme kuvvetinin ortak etkisindeki bir bulonun karakteristik çekme kuvveti dayanımı kopma sınırı durumu için arkadaşlar Rn eşittir Fnt üstü çarpı A
B şeklinde söylemiş. Bakın burada da yine her iki yöntemde de kullandığımız katsayıların biraz önceki katsayılarla aynı olduğunu görüyoruz. Burada bakın Fnt kesme kuvveti etkisi dikkate alınarak elde edilen azaltılmış karakteristik çekme gerilmesi demiş. Bunun formülü verilmiş. 1.3 Fu eksi Ft bölü fi Fuv şeklinde bir formülü var. Şöyle biraz büyüteyim, biraz zor okunuyor. Yönetmelikte var hani bunlar. Demek ki iki yöntem içinde yani yük ve dayanım katsayıları tasarımında biraz daha farklı bir formül olduğunu görüyorsunuz. Güvenlik katsayıları tasarımda ise yine değerin biraz daha farklı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yine Fnt'nin tablo 13.7'deki karakteristik çekme dayanımı olduğunu, Fnv'nin de yine tablo 13.7'deki karakteristik kayma gerilmesi dayanımı olduğunu söyleyebiliriz. Burada farklı olarak Frv diye bir değer var. Her iki yöntem için de bulonun karakteristik gövde alanındaki en büyük kayma gerilmesi olarak bakın verilmiş. Burada da arkadaşlar 13.3.11 yine yönetmenimizde sürtünme etkili birleşimlerindeki yüksek dayanımlı bulonlardan bahsedildiğini görüyoruz. Ne diyor burada bakalım? Sürtünme etkili birleşimler, birleşen parçaların temas yüzeyleri arasında kaymayı önleyecek şekilde ve ezilme etkili birleşimler için tanımlanan bulon gövde kırılma sınır durumu ve bulon deliği ezilme sınır durumu dikkate alınarak boyutlandırılması gerekiyormuş. Sürtünme etkili birleşimlerin buradaki bulonların yine besleme levhası ve bağlama durumunda kayma etkisindeki tüm yüzeylerin mevcut kayma dayanımlarını sağlayacak şekilde hesap edilmesi gerekiyormuş arkadaşlar. Bakın bunun için kullanacağımız formülde Rn eşittir nü çarpı du çarpı hf çarpı tp çarpı ns şeklinde. Burada yine bakın standart dairesel delikli bulonlarda işte fi'yi 1 omega'yı 1.5 almamız gerekiyormuş. Büyük dairesel deliklerde 0.85'e 1.76, uzun oval deliklerde de 0.70'e 2.14 almamız gerekiyormuş. Bakın şu R'nin formüldeki değerler nelermiş? Evet, şu sürtünme katsayısı, çünkü sürtünme etkili bulon ya bu, bakın nü sürtünme katsayısı. HF besleme levhasının etkisiymiş arkadaşlar. NS kayma düzlemi sayısı yani çift tesirim, tek tesirim o. TB bir bulona verilmesi gereken minimum öngörme kuvveti. Demek ki bulon enkesi doğrultusunda verileceğimiz kuvveti de yine burada dikkate almamız gerekiyor. DU da bir katsayıymış. Sürtünme katsayısını arkadaşlar sürtünme yüzey sınıfına bağlı olarak alıyoruz. İşte A sınıfında 0,5, B sınıfında 0,4, 0,3, 0,2 şeklinde gittiğini görüyoruz. Besleme levhalarının kullanma ve besleme levhasının bulona bağlandığı durumlarda HF'i 1 olarak almamız gerekiyormuş. Yine besleme levhanın bulonla bağlanmadığı durumlarda da bileşen parçalar arasında bir adet besleme levhası varsa HF 1'miş. Bileşen parçalar arasında 2 veya daha fazla besleme levhası varsa HF 0,85 imiş. Hani biraz önce A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı D dedik ya. İşte A sınıfı neymiş? Çukurlaşmamış, gevşek pastı, bilye veya kaba kum ile kumlanmış yüzeyler, yine bilye veya kum ile, yani burada bunlarla ilgili tanımlamalar yapılmış arkadaşlar. Sınıf olarak hani A sınıfı almamız için işte şuradaki tanıma uyan herhangi bir yüzeyi A sınıfı olarak alabiliyormuşuz. İşte işlem yapılmamışsa bakın sürtünme az olduğu için 0,20. Hafif işlem yapıldıysa 0,30. İşte ona göre daha iyi bir işlem yapıldıysa B sınıfı 0,40. Ha, ciddi şurada sayılan işte ciddi işlemler yapıldıysa da A sınıfı
Dolayısıyla hani ne kadar pürüzsüzse arkadaşlar katsayının o kadar büyük olduğunu görüyoruz. Çünkü sürtünmeyle hani yük taşıyacağı için arkadaşlar haliyle bu önemli. Burada da tekrar biraz önce söylediğimiz formülün bir daha açık olarak hani tek tek değerleri açıklanmış. İşte nü sürtünme katsayısı dedik. DO yine bir katsayıydı. HF neydi? Bileşen parçaların arasında kullandığımız besleme levhasına bağlı olarak 1 veya 0,85 almamız gerekiyormuş. TB uygulanan kuvvette, Ns'de tesir sayısı idi. Burada da arkadaşlar tablo 13.6'da da bulon çapına bağlı olarak uygulanması gereken minimum ön çekme kuvvetini görüyoruz. Bakın bunu sadece yüksek mukavemetli bulonlarda uygulayabiliyoruz. Yüksek mukavemetli bulonlar biliyorsunuz 8.8 veya 10.9 kalitesindeki bulonlar idi. Bulonlu bileşim tahkik için de arkadaşlar iki farklı yöntemimiz var yine. Bulon adedi ile bulduğumuz kuvveti çarpacağız. Sonra onu yük ve dayanım katsayıları tasarımı yapacaksak pi ile çarparak azaltacağız. Bu değerin arkadaşlar gelen yük ya da benzer şekilde güvenlik katsayıları ile tasarım yapacaksak bulduğumuz kuvveti bulon adedi ile çarpıyoruz. Omega'ya bölüyoruz. Bulduğumuz bu kuvvetin yine gelen yükten daha fazla olmasını istiyoruz. Demek ki bakın burada yani hesaplarımızı yaparken daha önce emniyet kelimesini bulup emniyet kelimesiyle kıyaslıyorduk. Eski yönetmeliğe göre yani geçen dönem yaptığımız işlemlerde. Yeni yönetmelikte ne yapmış? Gelen kuvveti buluyor. Bulonun taşıyabileceği karakteristik dayanımı buluyor. Karakteristik dayanımı ya bir katsayıyla çarparak azaltılıyor. Yani yük dayanım katsaylarına göre tasarım yapacaksa veya güvenlik katsaylarına göre tasarım yapacaksa omega'ya bölerek azaltıyor. Onu da o bulduğumuz bu karakteristik dayanımında arkadaşlar neden büyük olmasını istiyoruz? Gelen yükten büyük olmasını istiyoruz. Son olarak çekme kesme kuvvetinin ortak etkisindeki sürtünme etkili birleşimler olduğunu görüyoruz. Bir sürtünme etkili birleşime ayrıca bir dış çekme kuvveti etkimesi halinde demek ki bakın bu durum neymiş? Normal sürtünme etkisiyle çalışan bulon arkadaşlar bunun harici dış çekme kuvveti uygulanıyorsa bu duruma giriyor bu bulonlar. Her bir bulon için normal bölüm 3 11'de hesaplanan sürtünme etkili mevcut kayma dayanımı YDKT için sürtünme etkili tasarım kayma kuvveti dayanımı GKT için de yine sürtünme etkili güvenli kayma kuvveti dayanımı aşağıdaki şekilde elde edilecek KSC katsayısı ile çarpılarak azaltılması gerekiyormuş. Demek ki ne yapıyoruz? Bakın burada bir katsayı bulmamız gerekiyor. Bu katsayıyla bulduğumuz dayanım arkadaşlar azaltmamız gerekiyormuş. Bu katsayı neymiş? 1 eksi TU bölü DU TBNT diyor YDKT'de. GKT'de de 1,5 TA 1 eksi 1,5 TA bölü DU TBNB şeklinde verilmiş. Burada TA ve TU değerleri var. TA GKT'de kullandığımız arkadaşlar GKT yük bileşimleri altında hesaplanan gerekli çekme kuvveti dayanımı. Yani orada bulduğumuz çekme kuvveti dayanımı. TU da YDKT yük bileşenleri altında hesaplanan yine gerekli çekme kuvveti dayanımıymış. NB çekme kuvveti etkisindeki bulon sayısı yani kaç tane bulon varsa o olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde arkadaşlar bulonlu birleşimlerin genel esaslarını ancak anlatabildik. Şu anda bir 5 dakikamız falan kaldı. 5 dakikada örneği çözmemiz pek mümkün değil. İnşallah haftaya da bunun örneklerini çözelim arkadaşlar. Evet, sormak istediğiniz, anlamadığınız bir şeyler var mı arkadaşlar? Bakın hep yönetmelikten bahsediyoruz. Yönetmeliği açıp bulonlarla ilgili kısmı incelerseniz zaten hani bu tablolar vesairelerin hepsinin orada olduğunu göreceksiniz.
Kısaca şöyle çok hızlı bir şekilde özetleyecek olursam, gördüğüm kadarıyla pek soru soran yok. Normalde geçen dönem yani emniyet gerilmeleri yöntemine göre yani eski yönetmeliğe göre ne yapıyorduk? Bulonlar ezilmeye ve kesmeye göre kuvvet taşıyordu. Bakın bu yeni yönetmelikte de yine şurada gördüğünüz gibi kesmeye göre yani bulonun alanı çarpı bulonun gerilmesi çarpı tesir sayısını çarparak bakın bulonun kayma etkisindeki karakteristik kesme kuvveti dayanımını bulacağız. İkincisi ne yapıyorduk geçen dönem? Eski yönetmeliğe göre ezilmeye göre bulonun yükünü buluyorduk. Burada ezilmeye göre arkadaşlar kenar bulon ile iç bulon birbirinden daha farklı yük taşıyor. Yani eski yönetmelikten farkı bu. Çünkü ortadaki bulonun ezilmesi farklı, kenardaki bulonun ezilmesi farklı. Dolayısıyla iç bulon ve kenar bulon için bunu ayrı ayrı yapacağız. Ve iki tane farklı formül verilmiş. İki formüle göre de yapacağız ve bunların en düşük olanını kullanacağız. Buna göre yine dayanımı belirleyeceğiz. Burada işte bunlarla ilgili açıklamalar vesaireler var. Dediğim gibi örnek olarak zaten yapacağız. Burada hani bunun açıklamaları vesaireden olduğunu görüyorsunuz. Demek ki bu iki değeri kullanacağız arkadaşlar. Ve toplam bileşkenin değerini bulurken de içteki bulonlar işte farklı yük taşıyorsa ona göre alacağız. Dıştaki bulon veya yani kenar bulon, iç bulon olarak ayrı ayrı alacağız. Toplam bileşenin kuvvetini bulurken de hani atıyorum mesela belki 5 bulon var. 5 bulonun 5'i de aynı yükü taşımıyor olabilir. İç ve kenar farklı yük taşıyor olabilir. Farklı farklı bulduysak ona göre toplam bileşke kuvveti bulacağız. Yani direkt 5 ile çarpmayacağız. Kenardakileri bir alacağız. İçtekileri bir alacağız. Böylelikle toplam bileşke kuvveti bulacağız. Ha, gelen kuvvetleri vesaireleri zaten hesap edeceğiz. Sonra hangi yöntemi kullanıyorsak ona göre arkadaşlar. İşte fi ile küçülterek veya omega ile bölerek yine güvenli olup olmadığına bakacağız. Bu yönetmelikte farklı olarak aslında normal eski yönetmelikte de hani bu sürtünme etkili bulonlar söz konusuydu. Bu yönetmelikteki bu sürtünme etkili bulonlarla ilgili bilgileri de yine hani sizlere aktarmaya çalıştık. Ders notlarını ayrıca paylaşmayacağım arkadaşlar. Geçen ders söylemiştim. Normal dersler kayıt altında biliyorsunuz. Siz hani kayıttan bunları ekran görüntüsü vesaire alarak hani kendiniz kaydedebilirsiniz. Ama ben bu şekilde direkt paylaşmayacağım. Onu tekrar söyleyeyim. Bir de işte sürtünme etkili bulonlarda kullandığımız formülden bu şekilde bahsetmiştik. Yine oradaki sürtünme katsayısı vesairesini hepsini yönetmelikte buradaki değerlerin olduğunu görüyorsunuz. Şurada da hangi tanıma göre bu sürtünme durumunu alıyoruz. Onları gösterdik. Son olarak da normal sürtünme ile çalışan bulonların aynı zamanda çekme etkisini de alıyorsa şuradaki katsayılarla azaltılması gerektiğini size bahsettik. Evet, benim genel olarak söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İnşallah bunlarla ilgili örnekleri haftaya çözeceğiz. Derse gelen arkadaşlara, dersi dinleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle.